Herkese merhabalar. Ben Farmasötik Gelişim Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi Melek Akbulut. Farmasötik gelişim günleri tüm hızıyla devam ederken Doktor Eczacı Reşat Çınar'ın hastalıkta ve sağlıkta kanabinoid reseptörleri bir ilaç geliştirme hikayesi konulu oturumuna gelmiş bulunuyoruz. Şu an National Institutes of Health'te kadrolu araştırmacı pozisyonunda çalışan Doktor Eczacı Reşat Çınar, aynı zamanda National Institute of Health'te fibrotik araştırmalar bölümünü yönetmektedir. Şimdi ise Gelişim günlerin bir parçası oldu ve bizimle bir araya geldi. Doktor Eczacı Reşat Çınar'a sormak istediğiniz soruları oturum boyunca YouTube chat kısmından yazarak paylaşabilirsiniz. Oturum sonunda cevaplanmak üzere ben bu soruları kendisine iletiyor olacağım. Ayrıca oturum esnasında ileteceğimiz yoklama formunu dolduran katılımcılarımızdan bir şanslı kişiye Reşat Bey'in eczacılık kitabını hediye edeceğimizi de belirterek sözü Reşat'a bırakıyorum. Teşekkürler Melek. Davetiniz için de ayrıca teşekkürler. Bugün burada sizlerle, genç arkadaşlarla, eczacı adayı arkadaşlarla birlikte olmak gerçekten çok güzel. Şu anda ekranımı görebiliyor musunuz ve sesim rahat geliyor mu? Sesiniz geliyor. Ekranda görüyoruz Neşet Bey. Tamam. Evet, bugün sizlere hastalıkta ve sağlıkta kanabinoidler konulu bir sempozyum, bir sunum yapacağım. Burada birazcık bilimsel ve aynı zamanda bu bir ilaç geliştirme hikayesi nasıl doğdu ve benim kariyer gelişimim nasıl oldu, bu konuda size birazcık bilgi vermek istiyorum. Evet, benim eczacı olarak hikayem Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde başladı. Ve oraya öğrenci olarak girdikten sonra öğrenci topluluğu o zaman yoktu ve öğrenci topluluğunun kurulmasına öncülük etmiştim. Sizlerin de çoğunuzun takip ettiği gibi EPSA ve IPSF bizim için yurt dışında olan gelişmeleri takip etmek açısından önemliydi. Ben Eczacılık Fakültesine girdiğim ilk yıllardan beri hep amacım bilimsel eczacılık ya da akademisyen olmaktı. O nedenle farklı stajlarıma, eczacılık stajı dışarısında moleküler biyolojiye ilgim vardı, biyoteknolojiye ilgim vardı ve o konularda geliştirmeye çalıştım. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji bölümünde yaz stajlarımı yaptım ekstra olarak. Ve de daha sonra Eczacılık Fakültesini bitirdikten sonra bir öğretim üyemizin de yönlendirmesi ve de tavsiyesiyle Macar Bilimler Akademisi'nde bir yıllık bir kursa katıldım. Bu dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerin olduğu bir kurstu ve bu benim için bir yolun başlangıcı oldu ve aynı zamanda burada bunun sonrasında da moleküler farmakoloji ve farmakoloji biyokimya konusunda doktora çalışmalarıma başladım. Ve bu çalışmaları tam zamanlı olarak çalışırken aynı zamanda Szeged Üniversitesi'nde orada doktora ya kayıtlandım. Ve o esnada ilgimi çeken bir konu MBA oldu. O da çalıştığımız bir projenin, bir ilaç firmasıyla ortak bir projenin iptal edilmesi ve de bunun tamamen finansal konulardan dolayı, bilimsel değil finansal konulardan dolayı iptal edilmesi beni birazcık düşündürmüştü ve bu noktada karar verme aşamalarındaki finansın ya da business administration yönetim kısmının önemli olduğunu ve o benim için de ufkumu açan bir eğitim oldu ve daha sonra doktoramı tamamladıktan sonra doktora sonrası araştırmalarım için de Amerika'da Ulusal Sağlık Enstitüsü, National Institute of Health'e 5 yıllık Fogarty bursuyla gelip postdoc, doktora sonrası araştırmalarında bulundum. Ve bu benim için hem bundan sonraki ve şu anki çalışmalarımın yönlenmesi ve büyük buluşlara da imza atmamız için bir sürecin de başlangıcı olmuş oldu ve orada NIH'de postdokluk dönemi, daha sonra staff scientistlik dönemi ve de daha sonra anlatacağım aşamalardaki başarılar sonucunda da NIH'de kendi grubumu kurma
aşamasına gelip kendi grubumu kurdum ve şu anda kendi grubumda çalışmalara devam ediyorum. Ve ben baştan beri eczanede, yani eczacı, eczane eczacısı, toplum eczacısı olmak amacım yoktu. Kariyerimi bilimsel kulvarda devam etmek istiyordum ama her zaman eczacılık nasıl geliştirilebilir, bununla ilgili çalışmalar ve forumlarda bulunuyordum ve bu noktada da eczacı büyüklerimizle, bu konunun yıllar önce eczacı hareketlerinde bulunmuş abilerimizle beraber benim görüşlerimi de bildikleri için Eczacılık Bu Değil isimli bir projeye, bir kitaba editörü Yakup Ercan ve değerli bir sürü hocamız ve eczacılık camiasında bilinen yazarlarla birlikte bu çalışmaya katkı koydum. Burada ilacın geleceğe serüveni ve eczacılığı anlattım. Tabii bu benim anlattığım gibi benim deneyimlerimin eczacılığa ve ilacın nasıl bir ürün olduğuna yönelik gözlemlerimi de bir şekilde anlatan bir şeydi. Sonra benim doktorada ve de doktora sonrasındaki bilimsel olarak nasıl kanabinoid araştırmalarına dahil oldum ve bu araştırmalar beni nasıl kariyerimi şekillendirdi, isterseniz ondan bahsedeyim. Bilimsel olarak hepimiz eczacılık öğrencileri büyük bir ihtimalle farmakognizi dersinden, farmasötik botanik dersinden bu kannabinol ya da tetrahidrokannabinolün formülünü büyük bir ihtimalle çok iyi biliyorlardır. Ve bizim çoğumuzun eczacılık fakültesinde yoğun bir şekilde öğrendiği kannabisin, Hint kenevirinin ya da esrarın çok eskilere dayanan, Çin farmakopilerine dayanan ve tıbbi kullanımının olduğu idi. Ve de bunun son yıllarda özellikle etken madde bulunduktan sonra 1964'te Rafi Meşalom tarafından bir son 30 yıllık dönemde hepimiz bunun kimyasal formülünü de biliyorduk. Çeşitli kullanım, yasa dışı ya da yasal kullanım alanlarını da biliyorduk. Fakat esas buluşlar, yani bu endokannabinoid research diye bilinen research çoğu textbooklara, yani kitaplara daha tam, yani benim zamanımda en azından yansıtılmamıştı. Esas büyük bir buluş bu kimyasalın, yani tetrahidrokannabinolün vücutta bir reseptör olan kannabinoid reseptörüne bağlandığını ve de bütün o psikotropik etkilerinin bu reseptör üzerinden beyinde bulunduğu ortaya çıktı. Pardon. Ve bu buluş çok büyük bir buluş oldu. Çünkü bu tamamen aslında bir farmakolojik, bunun kannabinoid farmakolojisinin doğuşu oldu. Bu aşamada da şu ortaya çıktı. Beyindeki bazı otoradyografi, yani o reseptörü radyoizotoplarla görüntüleme aşamalarında şu fark edildi. Beyindeki en yüksek miktarda olan G proteini bağlantılı reseptörün cannabinoid 1 reseptörü olduğu ortaya çıktı. Ve bu zaten field'ı, yani bilimsel olarak insanları heyecanlandırmışken ve de çok bariz bir şekilde bir esrar kullanan birisinin ya da çeşitli amaçlarla kullanan birisinin davranışsal etkileri çok bariz ortada olduğu için daha sonra bu sistem araştırılırken şu fark edildi. Vücudumuzda lipid yapıda olan arakidonik asitin derivatifi olan endokannabinoidler adı verilen ve aynı şekilde esrar, yani THC gibi bu reseptöre bağlanan lipitler olduğu ortaya çıktı. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Opioidler vardır, endorfinler vardır. Çoğumuz bunu çok daha iyi biliriz. Ve bu da aslında onun gibi. Kannabinoidler var, endokannabinoidler var. Bu bağlamda bunların aslında birçok fizyolojik ve patolojik yanıtının, yani esrarı dışarıdan kullanmasanız da vücudumuzdaki birçok fizyolojik ve patofizyolojik durumda bunların çok önemli rolü ortaya çıktı. 2000'li yıllardan, yani 95'te son 20-25 yıl üzerinde yoğun araştırmalar yapılıyor ve hala araştırmalar yapılıyor. Şimdi benim özellikle doktoram ve daha sonraki dönemde, şu anda da hala araştırmaya devam ediyoruz. Bu son kısım üzerinde yoğun araştırıyoruz ve bunun üzerine ilaç geliştirmeleri var. Şimdi birazcık ondan bahsedeyim. Şimdi hepimiz endorfinlerin, opioid üzerinden düşündüğümüzde endorfinlerin ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu endokannabinoidler üzerine baktığımızda, size söylemiştim,
kanabinoidler çok fazla bulunuyor beyinde. Hepimiz fizyoloji derslerinden, farmakolojiden biliriz. Genelde nörotransmitterler presinaptik terminalden postsinaptik terminale doğru ilerlerler. Bu ilerleyiş genelde klasik transmitter nörotransmitterlerin ilerleyişidir. Fakat kanabinoidler vücutta tek retrograde nörotransmitter, yani geriye doğru akım yapan, aynı zamanda ileri doğru, yani çift yönlü çalışan tek nörotransmitter ya da nöromodülatör sistem. Bu insanların birçoğunun neden bu sistem iki yönlü çalışıyor ve de diğer bir özelliği de tüm nörotransmitterler veziküler sistemde oluşturulur, tutulur ve gerekli olduğunda salınır buradan. Fakat bunlar lipid yapısında, endokannabinoidler lipid yapısında ve bunlar direkt gerekli olduğunda sentezlenir. Yani çok hızlı bir şekilde aktive olurlar. Bu bize şunu anlattı, bu sistem çok hayati öneme sahip ve buna bir çok beyinde çok ani değişimler olduğunda vücutta sistemin sigortası, yani elektrik olarak circuit breaker dedikleri, gerekli olduğunda her şeyi shutdown edebiliyor, her şeyi kontrol edebiliyor, birçok sistemi kontrol edebiliyor. Tabii bu reseptör, bahsetmiştim, G proteini bağlantılı bir reseptör. Fakat endokannabinoidler ve THC, işte insanlar bunları bulduktan sonra, reseptörü anlamaya başladıktan sonra sentetik moleküller de geliştirilmiş. Ve çoğumuz biliyordur, bonsai denilen ya da sentetik kan, tabii bunlar bloke edebilen sistemler var, antagonist, bir de agonistler. Agonistler yasa dışı olarak kullanılan sentetik kanabinoidler çok yaygın. Bunu birçok haberlerden de biliyorsunuzdur. Bonsai gibi çeşitli isimler, spice denilen isimlerde bu moleküller aynı zamanda çok potent bir şekilde bu reseptör sistemini aktive edebiliyor. Fakat benim ilgilendiğim nokta beyindense, yani beyindeki etkileri biliniyor fakat bunun insanlar, yani araştırmacılar şunu fark etmişler. Bu sistem aktive olunca, yani endokannabinoidler özellikle aktive olunca çeşitli dokularda, karaciğer, kas, pankreas, yağ dokusu, beyin, yiyecek tüketimi artıyor, yağ depolama artıyor, insülin direnci artıyor ya da glikoz toleransı düşüyor. Tabii trigliserit, HDL düşüyor, trigliserit artıyor, leptin rezistansı artıyor, yağlı karaciğer oluşumu oluyor. Bunların hepsi obezite ve diyabet dediğimiz çoklu metabolik hastalıkların bir şekilde kaynağı oluyor. Tabii bu şu 90'lı yıllarda, 93'lü, 94'lü yıllarda tabii insanların bunu fark etmesiyle obezite o zamanlar şu anda da öyle bir yaygın bir epidemik. Şu aklı şunu getirdi, acaba biz bu sistemi bloke edersek bir obezite ilacı geliştirebilir miyiz? Bu noktada Sanofi, Fransız ilaç firması, rimonabant etken maddeli bir ilaç geliştiriyor. Ve de bu ilaç tüm vücudu etkiliyor. Ve de bu klinik olarak piyasaya giriyor 2006 yılında. Ve 2 yıl, 2,5 yıl 40 tane ülkede markette, yani klinik olarak kullanılıyor ve de çok da etkili oluyor. Fakat şu ortaya çıkıyor, klinik çalışmaları da pek olmasa da Avrupa'da faz 4 çalışmaları yapılır, faz 4 çalışmaları yapılır. Bu market sonrası güvenlik araştırmalarıdır. Çoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Bu noktalarda şu ortaya çıkıyor, bu ilacın central sinir sistemi üzerinde yan etkileri var. Yani suicidal düşünceyi arttırdığı, yani intihar eğilimini arttırdığı, tabii bu çok çok düşük arttırıyor ama yine de gözle görülür olduğu için bir kırmızı bir bayrak, yani nasıl diyeyim, uyarı sonucunda da bunu piyasadan kaldırmaya karar veriyorlar. Tabii az önce anlattığım beyindeki kritik rollerden sonra herhalde anlarsınız ki bu sistem çok kritik ve beyinde bloke edilmemesi lazım. O yıllarda birçok araştırmacı, benim de daha sonra dahil olduğum grup, beyindense periferdeki organlardaki bu sistemi anlamaya çalışıyorlardı. Ben de doktora sonrasına katıldığımda yoğun bir şekilde bu çalışmalara dahil oldum ve çeşitli organlarda her türlü biyokimyasını, çeşitli genetik ya da farmakolojik ajanlarla anlamaya çalışıyorduk ve şunu fark ettik. Tüm bu endokannabinoid sistemin ve kannabinoid reseptörlerin aktive olması, vücuttaki bu metabolik bozukluğun hepsini
periferdeki organlar sağlıyor. Tabii o zaman proof of concept, yani bunu ispatlamak için ikinci jenerasyon denilen, yani beyine geçmeyen, periferalde restrikte olan antagonistlerle acaba onlarda aynı etki gösterilir mi dendi ve birçok yayın yaptık ve bir o zaman için küçük bir ilaç firmasıyla işbirliğiyle ikinci jenerasyon antagonistleri denedik ve bu etkiyi gördük. Sadece periferdeki reseptörleri bloke ederek antidiyabetik, antiobezite etkinliği ortaya çıktı. Fakat benim o yıllarda ilgimi çeken bir nokta kompleks hastalıklar, yani obezite olsun, diğer bazı metabolik hastalıklar olsun, kanser de buna dahil. Bunlar çoklu hastalık ve bir eczacı olarak tahmin edersiniz ki polifarmasi, yani çoklu ilaç kullanımı önemli bir noktadır. Ve birçok kronik hastalıkta, diyabet olsun, obezite olsun, hipertansiyon olsun, hastalar çok fazla ilaç kullanır ve aynı anda kullanır. Eczacıların da genelde kritik rolü burada ortaya çıkar. Benim de bu obezitenin ya da karaciğerin o zaman ilgimi çeken yanı, mesela viral hepatit, obezite, diyabet ya da alkolik karaciğer hastalığı, bunların hepsi fibrosis denilen, aslında vücuttaki bir şey hasar olduğunda onun yenilenme, fakat hasar sürekli olursa, kronikleşirse, burada o zaman o yenileme yara gibi ya da bağ dokusu oluşumu sonucunda, kolajen birikimi sonucunda fibrosis'e sebep oluyor ve bu da organın tamamen fonksiyonunun bitmesine sebep oluyor. Bu sonuçta da bu fibrosis'in tek çaresi günümüzde organ nakli. Bu tabii bazı hastalarda siroza gidiyor, karaciğer kanserine gidiyor. Ve şunu fark ettik, kannabinoid reseptörleri, yani bizden önceki çalışmalar ve bizim de bulduğumuz çalışmalarla tüm bu metabolik farklı karaciğer fibrozuna götüren farklı etiyolojilerde hepsinde kritik rolü olduğunu gördük. Buna rağmen eğer genetik modellerle hayvan modellerini kullanarak eğer biz bu reseptörü ortadan kaldırdığımızda şunu fark ettik, sadece bir miktar fayda sağlayabiliyoruz. Tamamen klinik olarak translate ettiğimizde çok iyi bir etki, yani çok iyi bir potent bir etkiye ulaşamayacağımızı fark ettik. Pardon. Ve de bu etkiyi arttırmak için çok hedefli tedavi stratejileri gerekli. Şimdi bu noktada eczacı olmamın ya da bu perspektiften bakmamın bana çok şöyle bir artısı oldu. Şimdi size çoklu hedef dediğimde şunu bahsedeyim. Klasik farmakoloji hepimiz biliyoruz. Genelde bir tane hastalık vardır, bir tane ilaç hedef vardır, bir tane ilaç vardır. Ve buna göre bir hastalığı, bir şeyi tedavi edersiniz. Ama artık günümüzde biliyoruz, kronik hastalıklarda klasik farmakolojiyi kullanamıyorsunuz. Çünkü çok fazla hedef var. Bu noktada fibrosis de bunlardan birisi. Hepimizin çok yakından tanıdığı polifarmasi, yani ilaç kombinasyonu ve birçoğumuz özellikle antihipertansiflerde fix dos kombinasyonları, bunu eczanelerde, pratiklerinizde ya da farmakoloji derslerinden, klinik eczacılık derslerinden biliyorsunuz. Fakat benim üstünde durmam gereken polifarmakoloji, yani bir ilaç ama çok hedefli ilaç. Ama bunun rasyonel olarak dizaynı ve bunun geliştirilme aşaması. Şimdi bir analoji yapmak istiyorum. Genelde ben film endüstrisi ya da ilaç endüstrisinin arasında çok benzerlik görüyorum. Bu benzerlik insan hayatını kurtarmaya yönelik bir benzerlik. Ve burada mesela Superman piyasaya çıktığında birinci indikasyonla çıktı. Ve bunun bir şekilde herkes tarafından sevildi, güvenliği ortaya çıktı. Sonra 2006 yılında diyelim ki ikinci indikasyonla ikinci filmle sahneye girdi. Ama aynı zamanda Batman de biraz daha geç bir şekilde piyasaya girdi. Bu da beğenildi. Sonra hemen arkasından ikinci bir indikasyon bulundu. İkinci bir indikasyonla piyasaya girdi. Fakat artık günümüzde birçok şey kompleksleşti. Çok daha kompleks sorunlar var. Bunun üzerine kahramanları kombinasyonuna karar verildi. Combination terapi. Fakat burada beklemediğiniz yan etkiler ortaya çıktı. Bu yan etkiler ilaç-ilaç etkileşimleri olabilir, farmakokinetik olarak hedeflediğiniz yere ulaşmayabilir, metabolikleri ortaya çıkabilir. Ve bu noktada şunu demek istiyorum, kombinasyon terapi her zaman iyi olmayabilir. Şimdi burada benim
perspektifimden iki soruna karşı nasıl bir gelişim yapabiliriz? Şu ortaya çıktı. Şimdi bu ilaç CB1 antagonistleri çok etkili birçok metabolik hastalığı ama acaba beyine geçerlerse güvenlik sorunu var. Bunu tamamen periferde tutmamız lazım. İkinci bir sorun, fibrotik hastalıklarda bu ilacı yani çoklu hedef yapmamız lazım. Fakat combination terapi dediğim gibi her zaman iyi olmayabilir. Acaba biz başlangıçta bir dizayn yaparsak, çoklu bir ilaç geliştirip bunun çoklu hedefe ulaşmasını sağlarsak, o zaman üçüncü jenerasyon ilaçları geliştirmiş oluruz. Ve bu da hem klinik efikasiyi arttırır ya da terapetik efikasiyi arttırır, etkinliği arttırır ya da aynı zamanda da CNS'deki, central sinir sistemindeki güvenliği arttırabilir. Bu noktada da inducible nitric oxide dediğimiz, yani inducible olan nitric oxide sentez enzimi var. Bu enflamasyon durumlarında, birçok fibrotik durumda, kanser durumunda artan bir hedef. Ve bunun şuraya küçük bir kimyasal modifikasyonla bunları da target hedefleyebileceğimizi bulduk. Ve çok iyi bir medisinal kimyacıyla ortak 5 yıl 2012'den hala yoğun çalışıyoruz ama 2012'de bu projeye başladık ve yoğun bir şekilde moleküler dizayn etti. Ben test tamamen in vitro ve in vivo farmakolojisinde görev aldım. Aynı zamanda yapı etki iletişimini beraber tartıştık. Şuraya nasıl modifikasyonlar yapabiliriz de orada benim medisinal kimya bilgimin çok büyük faydasını gördüm. İlaç metabolizme, farmakokinetik konusunda faydasını gördüm. Ve yaklaşık 128 ilaç sentezlendi. Taramalar, lider molekül tanımlama, lider molekül optimizasyonu ve lider molekül seçimi sonucunda MRI 1867 molekülünün ilaç olabilir, yani çeşitli bazı ufak toksikoloji çalışmaları da yaptığımız sonucunda bunun insanda kullanılabilir özelliklerin olabildiğini ortaya çıkardık. Tabii aynı zamanda bir yandan ilaçların en iyisi hangisi diye ortaya çalışırken, bu molekülü aydınlatırken bir yandan da hastalıkların mekanizmasını ve acaba bu ikili çift etkili CB1 and INOS daha etkin olabilir mi? Bunu karaciğer fibrozu, akciğer fibrozu, obeziteye bağlı böbrek fibrozu, yağlı karaciğer ya da bir nadir genetik hastalık olarak Hermansky-Pudlak sendromu, akciğer fibrozu, skleroderma fibrozu, bunların tüm hayvan modellerinde bu sistemin daha etkili olduğunu bulduk. Yani bu metodun daha etkili olduğunu bulduk bu ilacın. Ve de aynı zamanda bu reseptörlerin de bilinmeyen mekanizmalarını ortaya çıkardık. Şimdi bu ilaç 2020 yılında pandemi döneminde daha öncesindeki tüm toksikoloji çalışmalarını tamamlayıp faz 1 klinik çalışmalara girdi. Ve de bu MRI ismi, yani MRI ismi kimyacının ilk isimlerinden geliyor. Fakat birçoğunuz bilir, eczanelerde kimse ilk bulunduğu ismi kullanmaz. Sonrasında yeni isim gelişir. Ve mesela burada da bu yıl itibariyle herhalde Ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü buna jenerik ismini verdi. Jenerik ismi Zevakunaban. Bundan sonra ileride bu ilaç eğer ilerler ve kliniğe eczanelere gelirse önümüzdeki yıllarda birçok eczacı sizler dünyanın her yerinde bunu orijinal ismiyle Zevakunaban olarak tanıyacaksınız. Bir yandan da acaba beyin ikinci bir lider molekül geliştirdik. Bu da şöyle bir stratejiyle gelişti. Tamamen ben doktora çalışmalarımda moleküler farmakolojiyle, sinyal iletimiyle, reseptörlerin sinyal iletimiyle ilgili çalışıyordum. O bilgilerin çok büyük faydası oldu. Acaba beyinde bu reseptörlerin G proteini ya da beta arrestin yolaklarından acaba bu moleküllerden bazıları selektif olarak bir tarafı bloke eder. O bloke ettiği yer beyinde pek etkisi olmaz ama acaba periferde bir etkisi olabilir mi? Bunun üzerine yoğun çalıştık ve şunu bulduk. Bir molekül reseptör üzerinde farklı yerlere, biraz daha farklı yerlere etkileşerek sadece selektif olarak beta arrestin sinyalini bloke ettiğini bulduk ve bu da çok çok düşük dozlarda çok çok etkili bir şekilde
çeşitli anti obezite, anti diyabetik etkilerini gösterdik. Bu ilaç da 2000 bu yılın başlarında faz 1'e girdi. Faz 1'i başarıyla tamamladı. Şu anda faz 2'de, yani hasta popülasyonundan önce faz 1B çalışması yapılıyor. Hastalar üzerinde farmakokinetik tekrar test ediliyor. Acaba hastalık grubunda acaba ilacın farmakokinetiği değişiyor mu, değişmiyor mu? O aşamalar test ediliyor ve eğer farmakokinetikte bir değişiklik yoksa ya da varsa doz tekrar ayarlanıp faz 2'de çok daha büyük hasta popülasyonu üzerinde proof of concept çalışması, yani faz 2 clinical çalışmalar yapılacak ve bu da ileriki aşamalara yönelik çok daha büyük multicenter, yani çok merkezli faz 3 çalışmalara doğru ilerleyecek. Bu bizim ve başka grupların çalışması, yani kannabinoid reseptörlerin, endokannabinoidlerin çeşitli farklı hastalıklarda, kalpte kardiyomiyopati olsun, septik şok olsun, akciğer fibrozu ya da sentetik kannabinoidlerle mesela bonsai'ye karşı ya da spice'a karşı, birçok televizyonlardan, gazetelerden de duyuyorsunuzdur. Çok böbrek ya da kalp yetmezliği oluyor çok gencecik çocuklarda. Onlara karşı akut olarak ambulanslarda ya da hastanelerde bunu tek doz verdiğinizde geriye çevirme imkanınız var. O noktada ya, naloksonun mesela opioidlere karşı hayat kurtarıcı etkisi gibi aynı zamanda bu antagonistler o araçta da kullanılabilir. Bununla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çok geniş bir terapötik yelpazesi var ve bunlar üzerine çalışılıyor. Bu ilaçların klinik aşamaları, klinik trial'ları ilerledikçe aşama aşama diğer klinik farklı indikasyonlar içerisinde klinik çalışmalar başlatılacaktır. Ve burada ben teşekkür ediyorum sizlere ve sorularınızı soru cevap şekilde ilerlersek sizlerin de sorularınıza cevaplamak istiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Meşat Bey. Ben size o sırada chatimize ve özelden gelen soruları iletmeye başlıyorum o halde. İlk sorumuz, metabolik hastalıklarda kullandığımız sentetik kanabinoid türevi ilaçların yüksek dozlarda bağımlılık yapıcı etkisi bulunuyor mu? Yok, şimdi şöyle açıklık getireyim. Bu bizim dizayn ettiğimiz metabolik hastalıklardaki dizayn edilen moleküller antagonist. Antagonistler sistemi bloke ediyor. Kannabinoidler, yani THC gibi moleküller, bunlar aktive ediyor. Aktivatörlerin bağımlılık yapıcı potansiyelleri var ama bu bahsettiğim ilaçların bağımlılık yapıcı etkisi yok. Bunlar çünkü sistemi bloke eden antagonistler. Teşekkür ederiz Reşat Bey. Bir diğer soruyu iletiyorum. Genellikle kemoterapötik ilaçlarda gördüğümüz direnç gelişimine karşı kombinasyon ilaç kullanımı var. Peki kanabinoid türevlerine kombine olarak kullanmamızın temel nedeni nedir? Kannabinoidlere karşı da kombinasyon kullanabilirsiniz. Sonuçta şöyle bir şey diyeyim. Eğer kombine ilaç kullanabilmeniz için, kemoterapide de öyle biliyorsunuz, ilacın önce hastalığa karşı klinik çalışmalarda ispat edilmesi lazım. Yani onun FDA tarafından ya da ilaç ajansı arasından bir şekilde klinik etkinliğin bulunması lazım. Ama çok detaya girmemiştim. Fibrotik hastalıklarda şu anda piyasada ilaçlar yok. Yani fibrotik hastalıklar için hiçbir ilaç yok. Tek ilaç, yani tek yöntem organ nakli. Ki organ naklinin nasıl olduğunu tahmin edebilirsiniz. Donör bulunması lazım ya da organ naklinin başarılı olması lazım. İşte bu noktada eğer hiçbir ilaç yoksa siz kombinasyonla clinical trial design edemezsiniz. Çünkü clinical trial için FDA'ya gittiğinizde ya da bir klinik çalışma yapacağınızda size şunu sorarlar. Neden bu iki ilaç? Yani siz onlara şunu diyemezsiniz. Hani bu iki ilaç güzel, ben bunu kombin etmek istiyorum. Size şunu derler. Bu ilacın etkinliğini önce siz tek tek gösterin. Sonra bunları kombine edersiniz derler. O nedenle kanserde çoğu ilaç ufak ufak etkilerini göstermiştir ama kanserde çok kompleks bir hastalıktır. O nedenle bazıları semptomatik, bazıları da tamamen sitotoksik olduğundan dolayı bir kombine terapi uygulanır. Kannabinoidler kanser ilaçlarıyla birlikte kullanılır. Şöyle, bahsettiğim antagonistler değil ama
Bazı kemoterapik ajanların en büyük yan etkileri kusma ya da kanser hastalarının ağrı gibi durumu var. Ama ağrı durumunda mesela opioidlere karşı çok hızlı tolerans gelişir ve artık o kanser hastalarına çok yüksek dozda opioid vermeniz lazım. Bu noktada kannabinoidler çok daha iyi bir alternatif. Yani tetrahidrokannabinol ya da CBD. Tetrahidrokannabinolün çünkü pain ağrı kesici etkisi var. Bir. İkincisi kusmayı azaltan etkisi var. Bu noktada çok güzel bir palyatif terapi ya da semptomatik tedavi konusunda büyük destekleyici etkisi var. Ve şu anda da Türkiye'de bilemiyorum ama yurt dışında Amerika'da özellikle tablet formunda kannabinoidler, THC kanser hastalarında yoğun bir şekilde kullanılıyor ve opioidlere ağrı kesici konusunda opioidlere iyi bir alternatif oluşturuyor. Çok teşekkür ediyoruz Reşat Bey bu ayrıntılı anlatımınız için. Değerli katılımınız ve keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür ederiz. Hepimiz için oldukça aydınlatıcı ve ilham verici bir oturum oldu. Halihazırda tekrardan gelen soru yok. Ancak size tekrar Eczacılık Bu Değil isimli kitabınızı bize ulaştırdığınız için de teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten çok mutlu olduk. Katılımcılarımız arasında da bu kitabın çekilişini gerçekleştireceğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Onun dışında halihazırda Instagram üzerinden sürdürdüğümüz çekilişlerimiz de var. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı diye bir sormak isterim. Teşekkürler. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Bir eczacı olarak bunu kitaptaki kısımda da bahsetmiştim. Şu anda değişen dünyada artık belki 20 yıl öncesine göre biraz daha fazla bir yelpaze var. Bu yelpaze eczacılık öğrencileri için daha zorunlu bir hal aldı. Yani sizler belki direkt eczane eczacısı ya da toplum eczacısı olamıyorsunuz. Çoğunuz çeşitli sınırlamalar, kısıtlamalar ya da kanunsal düzenlemelerden dolayı bu noktada aslında bu sizler için bir avantaj da olabilir. Şöyle avantaj olabilir. Eskiden belki birazcık daha rahattı. Herkes %90, %95 bin yöne doğru eğilim gösteriyordu. Şimdi önünüzdeki fırsatları ya da geleceğe yönelik çok daha açık olup multidisipliner uzmanlık alanlarına da yönelip çok daha farklı kariyer çizme imkanlarınızı doğurabilir. Bu belki sizin şu anda zorluk olarak görebileceğiniz durumu siz fırsata dönüştürebilirsiniz. Ve tamamen çok klişedir ama bu yıllarda rahatınızı bozmazsanız yani bu gerek ekstra eğitim olabilir, başka bir ülkeye gitmek, orada bazı şeylere sıfırdan başlamak olabilir. Eğer rahatınızı bozmazsanız bu yıllarda ya da çok kariyerinize geliştirmeye yönlenmezseniz o zaman ileride bunları yapmak için açıkçası tren kaçmış olabilir. O noktada fırsatlarınızı çok iyi bilip böyle platformlarla, öğrenci topluluklarıyla dünya vizyonunuzu da genişletmenizi ve imkanları özellikle bilişimsel olarak bu imkanları da kullanarak dünyaya açılmanızı tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz Reşat Bey. Katılımcılarımız da bu tavsiyeleriniz için çok mutlu olmuştur eminim ki. Öyleyse Farmasötik Gelişim Günlerinin saat 17.20'de Doktor Eczacı Sanım Hoşbaşroşkun ile Amerika'daki besin destekleri üzerine yapılan kurumsal çalışmalar oturumuyla devam edeceğini belirtip size tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Teşekkürler.